Ha, bakıyorum. Evet, bir iPhone sesi duyduk. İşte bunun için bugün evet yani bu sembolü evet. İsrail bayrağı ama bizim Osmanlı'da da çok kullanılan bir simgeymiş aslında. Bugün rehberimiz de anlattı. Selamun aleyküm. Aysel elbiselere bakıyor, ben kedilere. düz duvara tırmanan kediler var burada. Gölgesiyle mi oynuyor? Neyle? Aa, böcek var orada. Onu yakalamaya çalışıyor. Nereye gitti? Merhaba. Evet, oradaki böceği... Böyle mutluluktan ağlayan çocuklar da gördük burada. Evet, ailesiyle, yani başına bir şey gelmeden mutluluktan ağlıyor. öyle yani, bir zulüm altında ağlamıyor. Bunlar da mısır ipleri. Böyle bir bakka. Sokakta tabii bütün her şeyi bulmak mümkün. Hepsi iç içe. Hem Müslüman, hem Yahudi, hem Hristiyan. O yüzden onları da mecburen sokakta olduğu için çekiyorum. Evet, burası Yahudi Caddesi olabilir. Biz tabii yani söylediğim gibi buraları daha evvel gezmedik. Bu sefer de dedik ki buradan gezelim dedik. Tabii Müslüman şeyde de sokağında ya da caddesinde de kendi askerleri olduğu için Yahudileri. O yüzden de bilemiyoruz. Biz de ayrımını yapamıyoruz. Bütün sokağa çekiyoruz. Yani müziğin ayrımını da açıkçası yapamıyorum. Ve şeyi de yapamıyorum. Yani kişileri de çok yapamıyorum. Bazıları gerçekten bariz belli. Ama bazıları belli değil. Soramıyorsunuz da. Ama kilise falan da olması da çok baz değil. Çünkü hani her yerde de olabiliyor. Eskiden kalma olabiliyor. O yüzden bilmiyorum. Yani bu sokaklarda Filistinliler de var. İrlandalılar da var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pantolon. Thank you very much. Good evening. Ay tam şey, bu sokağa çekiyordum, bir baktım karşıma asker çıktı. Ödüm bastı. Nerede? Buradan geldi. Çıktık arkamda. Ödüm patladı. Hayır, şimdi sokağa çekmek için döndüm köşeyi. Bir baktım karşıma, bana doğru asker geliyor. Şey, Yahudi asker. Niye görmedin? Korktum ben. Hızlıca geçti, bir araya girmiştir. Videoda görürsün. Çok şükür ya. Evet, kukuş. Ya maşallah, çocuklar çok güzel Filistinlerin ya.
Türkiye. Selamun aleyküm. Gördüğünüz gibi bazı evleri de görmüştük. Böyle bir avluda bir sürü daire mi diyeyim, yani bir sürü ortak kullanım alanından tekil dairelere düşüyor. Ha bak mesela ben bunu İstanbul'da kaç liraya aldım? 10 liraya aldım. Bakalım burada kaç şeker? Şeker? Ha. Yani 13,5 lira. Ben aldım 10 liraya. Bakalım neler var. Kokoş kılıflar var. LG G5. 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 Tabii ben G5 dersem ağız alışkanlığı. Ha. How much? 25. 25. Başka? Nat kapak. Aysel gitme, gel. No, only this. Thank you very much. Welcome. Hep kapaklı varmış. Ay çok tatlıyım. Sen çekine kalmıştın da yemek nasıl? Evet, dedik ki ona da bir keyif yaparız ama daha tabii ki bu keyiflerden çekirdek yemeye keyif kalmadı. Daha sonra herhalde basamaklar yapılmış mı? Bu kapı aşağıda kalmış. Alo. Bu da bir dükkan ama ne dükkanı bilmiyorum. Ha, ekmek fırını. Burası bir. Ha, ekmek. 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 Fırın var orada. Selamun aleyküm. Break. Evet, pide yapıyorlarmış. Sabır. Ha, fotoğraf çekilebilir miyiz dedin mi? Işıklı bir yola girdik. Ama gideceğimiz yer, varacağımız yer çok daha güzel olacak. Bu ışıklar yanında hiç sönük kalıyor. Halbuki gördüğünüz gibi öbür işte videomda da, daha doğrusu bu videonun başı olacak, birleştireceğim. Işıklarla ne kadar oynamışlar ki cezbetsin insanları. Ama Mescid-i Aksa'nın hiçbir ışığı kadar olamaz. Öyle değil mi Aysel'cim? Işıklarla insanları cezbetmek istiyorlar ama Mescid-i Aksa'nın ışığı hepsini geride bırakıyor. Çok safran kullanıyorlar, kokuyor. Renkli bir sokak. Yani özellikle çekmiyorum, dediğim gibi tekrarlıyorum. Yanlış anlaşılmasın diye tekrarlamak zorunda hissediyorum kendimi. Ama oluyor. Çocukların olduğu yerler. Ve nereye geldik?
güzeller güzelini görmeye. Bayağı bir uzun yürüdük. Dünkü yoldan daha da... Bakın çocuklar eğleniyorlar. Bir de buradan size göstereyim bari. Yarın buraları böyle tepeden tırnağa gezeceğiz. Size daha güzel anlatabileceğim. Ondan sonraki gün yine gelip daha güzel anlatacağım. Şimdi tabii çok daha yeni, ilk defa kendimiz geliyoruz. Bir tek rehberimizle gelmiştik. Ve bu kapıdan da ilk defa çıktığımız için size anlatımlarım birazcık böyle yavan gelebilir. Bakın. Ama gösterince bunu beni affedersiniz değil mi?